Güneş sistemimizdeki gezegenler ve onların uyduları, insan kulağına ulaşamayacak kadar ince ve düşük frekanslarla sürekli olarak titreşiyor. Peki bu frekanslar sese dönüştürüldüğünde nasıl bir melodi ortaya çıkıyor? Bu videomuzda uzayın derinliklerinden gelen ürkütücü seslere kulak vereceğiz ve gezegenlerin adeta birer kozmik müzik aletine dönüştüğü evrensel senfoniyi keşfedeceğiz. Hazırsanız seslerin ötesine yolculuğumuza başlayalım. Güneş sadece ışığı ve ısısıyla değil, aynı zamanda güçlü manyetik dalgalanmalarıyla da evreni etkiliyor. Güneşten gelen plazma akıntıları, devasa güneş patlamaları sırasında uzaya yayılırken bu olaylar bize sürekli olarak güneşin enerjisini hatırlatan güçlü ve bazen de korkutucu ses dalgalarına dönüşüyor. Bu sesler evrenin kalbindeki bu devasa yıldızın gizemini ve gücünü bizlere fısıldıyor. Merkür, Güneş'e en yakın gezegendir. Merkür'ün yoğun manyetik alanı ve hızla dönen yapısı oldukça dinamiktir. Bilinen uydusu da bulunmuyor Merkür'ün ve Merkür'den gelen frekanslar yüzeyindeki manyetik fırtınaların ve güneş rüzgarlarının etkisiyle şekillenir. Bu sesler gezegenin çorak ve sert yüzeyinin altında saklanan bilinmeyen sırların yankılarıdır. Venüs ise kalın atmosferi ve aşırı sıcaklıklarıyla Güneş sisteminin en gizemli gezegenlerinden biridir. Bu gizemli gezegen Venüs'ün atmosferindeki asit bulutları ve yoğun gaz hareketleri sürekli bir hareket ve gürültü yaratır. Bu gezegenin yüzeyinden gelen frekanslar Venüs'ün derinliklerindeki volkanik aktivitenin ve yoğun atmosferin etkisiyle doğan gizemli ve huzursuz edici seslere dönüşür. Dünya atmosferin yani yaşamın içerisinde birçok ses barındırır. Arabalar, insanlar, kuş cıvıltıları, rüzgarın ve denizin sesi gibi. Ama dünya sadece insanın ve yaşamın değil, aynı zamanda dinamik bir manyetik alanın ve karmaşık atmosferik olayların da evidir. Dünyadan gelen frekanslar, atmosferdeki rüzgarlar, okyanusların dalgaları ve manyetosferin titreşimlerinden kaynaklanır. Bu sesler manyetik dalgalarla uzaya yayılır ve dalgalar sese dönüştürülür. İşte bu değişken dalgalar ve sesler dünyanın canlı doğasını ve sürekli yenilenen yapısını bizlere hatırlatır. Burada çok kısa araya girmek istiyorum. Evrenin seslerini keşfetmeye az sonra devam edeceğiz. Videolarımızı izleyen herkese sonsuz teşekkür ederiz. İzleyenlerimizin %99'u maalesef kanalımıza abone değil. Bizleri desteklemek ve bu tarz içeriklerin devam etmesi için ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Aynı zamanda yeni videolardan haberdar olmak için de lütfen aşağıdaki çanı açmayı unutmayın. Bizlerden istediğiniz özel içerikleri de yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin.
Şimdi güneş sistemimizden gelen frekansların ses dosyalarına dönüştürülmüş hallerini keşfimize devam edelim. Dünyanın doğal uydusu olan Ay, sessiz ve hareketsiz gibi görünse de yüzeyinde meydana gelen mikro çarpışmalar ve iç yapısındaki hareketler gizemli frekanslar üretir. Bu frekanslar, ayın derinlerinde saklanan sırların ve onunla dünya arasındaki eski bağın izlerini taşır. Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'e geçiyoruz. Jüpiter, devasa bir manyetik alanı ve şiddetli atmosferik olayları barındırıyor. Jüpiter'in frekansları, onun büyük fırtınalarından ve manyetik alanındaki dalgalanmalardan doğan güçlü ve esrarengi seslerdir. Bu sesler, Jüpiter'in devasa gücünü ve içinde barındırdığı gizemleri anlatır. Şimdi yavaş yavaş Jüpiter'in uydularına geçiyoruz. Bunlardan ilki Io. Jüpiter'in volkanik uydusu Io sürekli olarak yüzeyinde patlayan devasa volkanlarla doludur. Io'dan gelen frekanslar, bu volkanik aktivitelerden kaynaklanan sarsıntıların ve Jüpiter'in devasa manyetik alanıyla etkileşimlerin sesleridir. Bu sesler, Io'nun ateşli ve hareketli doğasının bir yansımasıdır. Jüpiter'in bir diğer uydusu olan Europa buzla kaplıdır. Buzla kaplı yüzeyinin altında okyanuslar barındırdığı düşünülüyor. Europa sessiz bir dünyadır. Ancak buzun altındaki hareketler ve yüzeydeki çatlamalar derin ve gizemli frekanslara dönüşür. Bu sesler adeta Europa'nın yüzeyinin altındaki olası yaşam formlarını ima eder gibi. Satürn, ikonik halkaları ve gaz devinden oluşan yapısıyla halihazırda gizemli ve büyüleyicidir. Satürn'den gelen frekanslar, devasa fırtınaları, manyetik alanındaki dalgalanmalar ve halkalarından kaynaklanan çarpışmaların etkisiyle derin bir yankı oluşturur. Bu frekanslar ses dosyasına dönüştürülür. Bu sesler, Satürn'ün görkemli ve esrarengiz doğasının eşsiz bir ifadesidir. Satürn'ün halkaları ise devasa taş ve buz parçacıklarının karmaşık bir yapısıyla oluşur. Bu halkalardan gelen frekanslar, yüzeydeki parçacıkların çarpışmaları ve birbirleriyle etkileşimlerinden doğar. Satürn'ün halkalarının sürekli hareketi ve Satürn'ün devasa çekim gücünün bir yankısı olan frekanslar eşsiz bir ses deneyimi sunuyor.
Şimdi sıra Satürn'ün en büyük uydusunda. Satürn'ün en büyük uydusunun ismi Titan. Titan, kalın ve azotlu bir atmosfere sahip tek uydudur. Titan'dan gelen frekanslar, yüzeyindeki metan denizleri ve atmosferdeki rüzgarların etkisiyle oluşan düşük frekanslardır. Bunlar, Titan'ın gizemli atmosferinin ve potansiyel olarak barındırdığı yaşam formlarının yankılarıdır. Uranüs, yana yatık ekseni ve çalkantılı atmosferiyle Güneş sisteminin belki de en tuhaf gezegenlerinden biridir. Uranüs'ten gelen frekanslar, gaz devinin derinliklerindeki hareketlerden ve güçlü manyetik alanından doğan düşük frekanslı titreşimlerdir. Uranüs'ün tuhaf ve esrarengiz doğasının da bir ifadesidir. Bu titreşimler ses dosyasına dönüştürüldüğünde, İşte böyle ürpertici bir ses ortaya çıkıyor. Listemizin son gezegeni Neptün. Neptün, Güneş sisteminin en uzak gezegenlerinden biri olarak derin ve mavi atmosferi, aynı zamanda şiddetli rüzgarlarıyla tanınır. Neptün'den gelen frekanslar, bu rüzgarların ve gezegenin devasa atmosferik fırtınalarının etkisiyle oluşan güçlü ve gizemli seslerdir. Bu sesler, Neptün'ün uzak ve esrarengiz doğasının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Dünya yörüngesinde dönen Uluslararası Uzay İstasyonu, evrende insan yapımı bir sesten ibarettir. Uzay boşluğunda hareket eden bu devasa yapı, yüzeyine çarpan mikrometeorların ve uzayda hareket eden büyük kütle titreşimleriyle düşük frekanslı sesler üretir. Bu sesler, insanlığın uzayda bıraktığı izlerin yankılarıdır. Daha önce uzaydan gelen frekansların ses dosyasına dönüştürüldüğünde bıraktığı gizemli ve ürkütücü etkileri sizlerle birlikte deneyimlemiştik. Bu videomuzda da Güneş sistemimizde bulunan frekansların ses dosyasına dönüştürülmüş halini gördük. Evrenin sessizliğinde yankılanan bu gizemli frekansları ve gezegenlerin bizlere fısıldadığı bu kozmik melodileri birlikte keşfettik. Hep birlikte gördük ki evrenin derinliklerinde bile sesin bir dili, bir ritmi var. Belki de bu sesler evrenin bize fısıldadığı sırları saklıyor ve belki de bizler de frekansları ses dosyalarına dönüştürerek bu sırları aralamaya çalışmalıyız. Bunun gibi içeriklerin devam etmesi için Çok İlginç kanalına abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yine Çok İlginç kanalında görüşmek üzere. Hoşça kalın.